TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Bu hafta Gündem Özel programında çok önemli konular konuşacağız efendim. Türkiye'nin gerçeği deprem diyeceğiz. Biliyorsunuz ki 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Acılar hala taze ve o günler hala akıllarımızda efendim. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. O acılı günleri yad edeceğiz ama yapmamız gerekenler de var. Bunları da konuşacağız. Birçok konu var konuşulacak. Depreme hazırlıklı olmak çok önemli. Çünkü Türkiye'nin gerçeği deprem. Doğru bilinen yanlışlar var. Deprem engellenebilir mi? Nasıl engel olabiliriz? Nasıl deprem anında, öncesi, anında ve sonrası neler yapabiliriz? Nasıl bilinçlenmeliyiz? Bunu konuşacağız efendim. Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Depremi konuşacağız. Ben oraya da aynı şekilde aynı başlığı attırdım. Türkiye'nin gerçeği deprem diyorum. Doğru bir ifade değil mi bu? Doğru. Çünkü Anadolu yıllardır yani eski Yunan döneminde de depremlerle yıkılan şehirlerle dolu. Evet. Osmanlı döneminde de depremler olmuş, şehirler yıkılmış. Batı Roma, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde de depremler olmuş, şehirler yıkılmış. Sürekli olmuş. Yani bu bir günlük, iki günlük mesele değil. Dünya var oldu olalı depremler oluyor. Evet efendim. Birçok deprem yaşadı Türkiye. En büyüğü de tabii ki 17 Ağustos 1999 yılında ne yazık ki gerçekleşti. Ve devamında İzmir'de, Van'da, Erzincan'da birçok bölgede biz çok yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldık. Beklenen bir deprem var mı? İlerleyen dakikalarda bunları da konuşacağız. Tam da 99 depreminin yıl dönümünde en çok da deprem bekleniyor mu diye konuşuyoruz. Vatandaşlar en çok bunu konuşuyoruz ama hiç de hazırlıklı olmuyoruz ne yazık ki. Konuşuyoruz yani, kapanıyor hocam. Konuşuyoruz kapanıyor. Konuşmakla kalıyor. Evet. Önlemler, alınan önlemler şöyle diyeyim. Bir adım atarak. Evet. Yani tutup da yürümeye biz bu işi tamamen çözelim odaklı değil. Bir adım atıyoruz. Bu adım yeter diyoruz. Biraz bekliyoruz. Yetmediğini anlıyoruz, bir adım daha atıyoruz. Sanki deprem olmayacakmış gibi rahat davranıyoruz. Rahat davrandığımız için kaynaklanıyor. Çoğu insan maddi nedenleri düşünerek hatalar yapıyoruz. Evet. En büyük depremle ilgili en büyük sıkıntımız o. Evet. Tamamen maddiyatı. Çünkü önlem maddiyat değildir aslında. Önlem çözümdür. Daha büyük zararın olmasını engelleyen çözümdür. Ama biz daha çok maddiyatını düşünüp işin kolayına kaçıyoruz. Evet. İlerleyen dakikalarda bu maddiyat konusunu nedenlerinde sık sık konuşacağız ama gelin sorularla başlayalım efendim. Birçok konuşmak istediğimiz konu var, merak ettiğimiz sorular var. Deprem nedir? Depremler nasıl oluşur? Dilerseniz böyle başlayalım. Şöyle diyeyim. Deprem, ilk başta depremin olma sebebi dünya birçok kıtadan ve birçok parçadan, küçük kıta parçasından oluşuyor. Bu kıta parçaları, kıtalar sürekli hareket halinde. Bu hareket etmesi, manyetik alanın etkisi, yer altındaki magmanın sıcaklığının etkisi, güneşin etkisi, gezegenlerin etkisi, birçok etki. Birçok etkenle bunlar hareket ediyor. Ve dünyanın dönmesinin de etkisiyle bu hareketlilik başlıyor. İki kıta birbirine temas ettiğinde deprem yaratıyor. Çünkü biri olduğu yerde duruyor, biri hareket etmek istiyor. Veya birisi fazla hareket ediyor, birisi az hareket ediyor. Bu şekilde depremler oluşuyor. Ve dünyada birçok parça var bu şekilde hareket eden. Şöyle diyeyim, ben okulda öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri, yani bize depremlerin etkisini. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, dünya var oldu olalı 5 defa birbirine çarpmış. Ne kadar uzak
bir mesafe ama çarpış, ayrılmış, çarpmış, ayrılmış. En son çarpmasında Florida'yı Avrupa'dan almış, İskoçya'yı Avrupa'ya vermiş Amerika. Yani bu çarpmaların etkileri, çok büyük etkileri olmuş. Evet. Öyle de olunca mesela biz Kimberleyen kıtası diye bir kıtanın üzerindeyiz. Bizim teknik olarak. Kimberleyen kıtası Afrika'nın altından kopup Avrasya, Jet Avrasya dediğimiz platforma çarpıp evet. İlerleyen, sola doğru ilerleyen bir kıta. Biz bir ucundayız. Sürekli deprem oluyor o yüzden de. Arap platformuyla Avrasya platformu bizi sıkıştırıyor. Sıkıştırmasının etkisiyle zeytin çekirdeği, bizim hocalarımız öyle derdi, zeytin çekirdeği gibi biz sürekli sola doğru hareket ediyoruz. Yani bilimsel olarak açıklaması bir, tabii birçok düşünce, görüş var zaman zaman. Hani bilimin de değişikliğinde, ışığında bunlar konuşuluyor. Birçok görüş var. Yaşanan hayat tarzı, düşünülen görüşler, işte sıcaklık çok konuşuluyor. Biliyorsunuz ki 99 depreminde Ağustos ayında olduğu için sıcaklık çok konuşuluyordu. Her ne olursa olsun hocam, temel bir kavram deprem olacak. Olacak. Ve bunun bilimsel bir açıklaması var. Sizler de söylediniz. Fay hatları çok önemli. Evet. Değil mi? Fay hatları çok önemli. Türkiye'de hani biz, ben yayından hocama sordum, kaç tane dedim. Binlerce fay hattı var dedi hocam. Türkiye'de birçok fay hattı var. Ama 3 tane ana fayımız. Evet. Bir tane de onlarla devam masif edelim mi hocam? Dediğimiz evet. Bir kısım var. Mesela Doğu Anadolu fayı var. Ecemiş fayı var. Kuzeydoğu Anadolu fayı var. Kuzey Anadolu fayı var, pardon. Bir de Menderes Masifi. Menderes Masifi İzmir bölgesinde sürekli hareketli olan bir bölge. Evet. Son dönemdeki depremlerin en çok olduğu bölgelerden biri. Kuzey Anadolu fayı Türkiye'nin doğusundan başlayıp İstanbul'a kadar, İstanbul Çanakkale'den Türkiye'den çıkan bir fay. Doğu Anadolu fayı Türkiye'nin doğusundan başlayıp Adana bölgesinden çıkan bir fay Kıbrıs'a doğru ilerliyor. Evet. Ecemiş fayı da Kayseri'mizden geçen Doğu Anadolu fayının biraz kuzeyinde bir fay. Evet. Biz Ecemiş fayında mı bulunuyoruz? Evet. Kent olarak. Kent olarak Ecemiş fayındayız. Evet. Yani deprem üretme kapasitesi çok yüksek faylardan biri. Ecemiş. Mesela zaman zaman en çok da Sarıoğlan tarafında duyuyoruz. Sarıoğlan, daha doğrusu Kayseri'nin, Kayseri sınırları içinde 3 tane parça fay var. Kayseri'nin doğusunda. Onlardan her biri hareket ettiğinde bir fay deprem oluyor. Yani bunlar kırılıyor. Dönem dönem, periyotlar halinde kırılıyor. Yani şöyle diyeyim, bir fay belirli bir periyot halinde kırılır. Mesela kırılma periyodu 40 yılsa 40 yılda bir kırılır. Çünkü yük birikir. 40 yılın sonunda o yükünü çıkartmak zorunda. Her fayın belirli periyotu vardır. Mesela 30 yılda bir deprem üreten fay var. 20 yılda bir deprem üreten, 100 yılda bir deprem üreten fay var. Yani bunların zamanları belli mi? Örneğin Marmara depremi 99'da oldu. Mesela Marmara için 30 yıl periyodu. Evet. Aradan 23 yıl geçmiş. Bir 10 yıl daha kalmış. Bu artı eksi oynayabiliyor ama genelde 30 yıl aralığında. O yüzden her zaman hazırlıklı olma gerekiyor. Noktasını söylüyoruz. Tamam, hani bilimsel olarak 30 yıl konuşuluyor ama. Marmara'da biz sadece bir çizgi olarak görüyorsunuz. Ama orada birçok fay var. Mesela Kayseri'nin içinde 3 tane fay var. Ve bunların periyotları farklı farklı. Marmara'da da aynı şekilde 3-4 tane fay var. Hangisi ne zaman kırılacak? Periyotları değişik.
İzmit depremi için, Gölcük depremi için 30 yıl denildi. Ama Çanakkale fayının deprem periyodu farklı. Bursa'ya giden Gemlik bölgesindeki fayın deprem periyodu farklı. Her fayın deprem periyotları farklı ve bu her an olabilir. Evet. Bu mesela sıcaklıklarla alakalı deniliyor ama sıcaklıkla evet. Hiçbir alakası bunu yok. Bunu ben sormak istiyorum, özellikle sormak istiyorum. Çünkü son zamanlarda vatandaşlar hava sıcaklığı çok yüksek, deprem olabilir. Doğru bilinen bir yanlış mıdır? Yani şöyle diyeyim. Bir kıtanın kalınlığı 70 kilometreden başlıyor. 70 kilometrenin altı, yani 70 ila 90 kilometre arasında bunun belli bir kısmından sonrası mağma. Mağmanın sıcaklığı kimi yerde 5000 derece, 6000 dereceye çıkıyor. 20 dereceden 30 dereceye çıkması mı 5000 derece, 6000 derece olan bir yerde etki eder? Bana göre sıcaklığın etkisi çok azdır. Sıcaklık o kadar etkili değil. Çünkü 70 kilometreyi etkileyemez sıcaklık. Yani ilk 5 metreyi, 10 metreyi etkileyebilir sıcaklık ama 5-10 metreden sonra artık sıcaklığın etkisi, kıtanın üzerinde etkisi çok azalıyor. Evet, bu da bir şehir efsanesi yani. Şehir efsanesi gibi bir. Ha, etkisi var ama çok, yani oran çok az. Oran, etki oranı çok az. Yani diğer etkenlerin çok çok daha ötesinde bir etken. Bunu söylemekte fayda var. Özellikle yaz aylarında, Ağustos, Temmuz ayında çok fazla deprem bekleniyor. Yani. Bir sıcak olduğu zaman ben çok duyuyorum. Deprem sıcaklığı mı? Deprem sıcaklığı mı bu? Diye söylenir. Evet. Aslında hiç alakası yok. Kışın da deprem oluyor. Evet, kışın da oluyor. Yani bu depremin yazı kışı yoktur. Evet. Hatta Malatya Erzincan depremi 24 Ocak'ta oldu değil mi? Evet. Evet, 24 Ocak'ta oldu. Yani o tarihlerde de yine Ocak, Mart, kış mevsimi, yaz mevsimi fark etmiyor. Depremlerin çeşitli zamanları var diye. Belki bu neden gelmiştir? Eski dönemlerde bir dönem sadece yazın büyük depremler yaşandığı için evet. İnsanların aklında böyle kalmıştır. Yani ya, aslında bunun sıcaklıkla alakası yok. Depremin zamanıyla alakalı. Tekrar ettiği dönem yaz ayı beklenmiştir. O yüzden insanlar öyle düşünmüş olabilirler. Evet. Yaz da olsa, kış da olsa tek söyleyeceğimiz bir şey var. Hazırlıklı olmak. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı olmak. Bunu birazdan konuşacağız. Nasıl hazırlıklı olabiliriz, depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz diye ama ben 99 depremini konuşmak istiyorum. Gölcük depremini konuşmak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Hatırlıyorsunuz o zamanları. Şöyle diyeyim. 99 depremi Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç hazır olmadığı bir dönemde yaşanan büyük bir depremdi ve çok büyük acı kayıplar verdik. Bu kayıpların en büyük nedeni de şehirleşmeye, tam büyük şehirleşmeye yeni alıştığımız dönemlerde olan bir deprem. Tam bina yapmayı, teknolojiyi bina yapmada teknolojiyi kullanmayı yeni yeni öğrenirken karşılaştığımız bir deprem. Ve bu deprem bize çok büyük acılar verdi. Evet. Binlerce kişi kaybettik. On binlerce kişi kaybettik. Yani o insanlar o dönemdeki yetersiz bilginin eseriydi. Evet. Ölmeleri. Bilgisizlik öldürdü onları. Zor bir dönem tabii ki de. Çok evet. Zor dönem. 99 aslında birçok şu an bizleri izleyen izleyicimizin 99 Marmara depremi dediği zaman hepsinin hafızasında bir kare var. Birçok kare var. Acı kare var. Yarın da onlar tekrar anılacak. Biz eşimden konuşuyoruz bu noktaları. 99 depremi gibi Türkiye'de birçok yıkıcı deprem yaşandı. Doğusunda, evet. Batısında, güneyinde, kuzeyinde. Bunlardan bahsetmek gerekirse diğer depremleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani önlem alınmamış depremler. Evet. Yani her depremde belirli kayıplar vermişiz. Biz küçüklüğümüzde Erzurum'du herhalde. Yardım toplandı. Okullarda yardım toplandı, gönderildi. O da büyük bir depremdi.
Çorum'da oldu, Ankara'da depremler oldu, Konya'da, Isparta'da. Yani ben birçok deprem gördüm ömrüm boyunca ve hepsinde gördüğüm ihmal. Yani bir şekilde bir şeyleri ihmal ettiğimizden dolayı yaşanan acı. Yani depremlerin hep ortak özelliği var. Onlar da hep ihmal diyorsunuz. Evet. İhmal. Peki çözüm var mı? Depremler önlenebilir? Tabii ki. Nasıl? Uygun zemine uygun bina yaparak. Bu çok önemli. Peki uygun zemin ne? Uygun bina ne? Uygun zemin, sağlam zemin. Evet. Yani depremler bizim ivme dediğimiz şeyler, yani deprem dalgaları oluşturur. Bu dalgayı binaya en az şekilde aktaran zemin uygun zemindir. Yani sert zemin. Gidip tarım zemini, yumuşak zeminde bina yaparsan depremde bina o sallantıyı en çok hisseden bina olur. Yani şöyle diyeyim, bir kilometre arayla iki bina yapın. Birisi sağlam zeminde, birisi yumuşak zeminde. Ovada, öyle diyeyim. Ovadaki yıkılır ama sağlam zeminde, kayalığın üstündeki bina yıkılmaz. Bu çok etkili. Çünkü sallan birisi sarsıntıyı binanın her yerinde hissediyor. Birisi sadece kütle halinde sallanıyor. Kütle halinde sallananla her tarafa hareket eden binanın verdiği tepki aynı olmuyor. İkincisi sağlam bina. Her binanın zemine göre belirli bir temel yapısı olması gerekiyor. Mesela dikey kazık temel yapılması gereken yerde siz hiç kazık temel yapmadan binayı dikerseniz bina olduğu gibi yıkılır. Yani bu tip önlemler, temellerimiz sağlam, binanın kolonları, kireçleri sağlam, kopmayacak şekilde, ivmeye dayanacak şekilde yapıldı mı hiçbir sıkıntı olmaz. Japonya. Japonya ne yapıyor? Binalarını yaparken belirli bir ivmeye dayanacak şekilde yapıyor. 12 şiddetinde depreme dayanacak şekilde yapıyor. Biz 6 şiddetine dayanacak deprem, 6 şiddetindeki depreme dayanacak bina yapmazken 12 şiddetindeki depremde hiçbir şey olmamış gibi kalacak binalar yapıyorlar. Ve 7 şiddetindeki deprem yaşandığında normal hayatlarına 5 dakika sonra devam ediyorlar. Bu yüzden devam ediyorlar. Hem deprem ülkesi olmayı çok güzel başarabilmişler, hem de sağlam zemine doğru bina yapmak oldukça önemli. Evet. Peki ekonomik kaygılar ne olacak? Az önce konuştuk biz bunları. Hı-hı. En büyük sebep de ekonomik kaygılar. Çünkü insanlar, şöyle dedim, mesela sigortayı insanlar niye yaptırıyor? Yarın bir gün sorun olursa ödensin diye. Hı. Bunun için yapılıyor. Bunun için yapılıyor. Binanın yıkılacağını bile bile sen sigorta yapmaz mısın? Yani yaparız. Binanın yıkılmaması için sigorta yaptırır mısın? Yani. O zaman daha fazla para ödeyip sağlam bina yapmak daha basit bence. Yani 3 kuruş, 5 kuruş şu A kalite fayansım olsun, B kalite fayansım olsun. Her şeyin A kalitesi, birinci kalitesi olsun diyorsun ama sağlam binada oturmuyorsun. Yani A markası şu, gideyim şimdi şu mutfak paraya. Dolaplarımız böyle güzel olsun, içinin dekorasyonu şöyle güzel olsun diyoruz ama sağlamlığını gerçekten şimdi biz kontrol etmiyoruz. Etmiyoruz. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz hocam? Örneğin ben bir binanın yapılışından itibaren o binada bulunmadım fiziki olarak. Ve sonradan bir binaya yerleştim. Evimin sağlıklı olup olmadığını nasıl öğreneceğim? Sonra her binanın projesi vardır. Evet.
her binanın hangi ivme değerine dayanabileceğine dair projede değerler vardır. Şimdi ivme değerlerine bakıldığında bazı binalar daha yüksek ivmelere dayanıyor, bazıları daha düşük. Ama belirli bir sınır var, o sınırın üstünde olmak zorunda. Bina alırken özellikle 99 öncesi binalarda bu ivme değerleri pek sağlam değil verileri. Evet. 99 sonrası binalarda özellikle 2008 ve 2011'den sonraki değerler binalar çok sağlam yapıldı. Ama onların bile ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü onda bile yeri geldi şey yapıldı, basite indirgenip ya bir şey olmaz deyip mühendislikte yuvarlama derler. Mühendislikte yuvarlama verileri kullanarak yapılan binalar oldu. Yani sınıra yakın olan binaları sınırdan uzaklaştırdılar. Ama ne olursa olsun bu görünür. Yani mesela bir binanın sağlam olduğunu kütlesel olarak kolon kiriş, kolonunda kullanılan demir oranı, betonun kalitesi, bunlara bakarak çok rahat anlayabilirsiniz. Bir inşaat mühendisinden yardım alıp binanın kolon kiriş hesabına baktırabilirsiniz. Bir jeoloji mühendisinden yardım alıp zeminin sağlamlığına baktırabilirsiniz. Ya binanız çok sağlam olabilir ama zemininiz sağlam değildir. O da var. Fay hattının üzerindeki binalarımız bile var Türkiye'de. Peki en olmaması niçin yapılıyor? Gerek. Niçin fay hattının üzerine bir bina dikme ehliyetini, izni nasıl alınıyor ve kimler veriyor bu izinleri? Normalde olmaması gerekiyor. Yani. Ama Türkiye'de yasak değil. İşte bu en büyük önlem. Yasak değil Türkiye'de. Fay hattının üzerine bina yapmak yasak değil. Ben ilk üniversiteye girdiğimde sanıyorum Sakarya'daydı. Sakarya'da bir ilkokulun fay hattı üzerinde olduğunu öğretmen hocamız anlatmıştı. Ya ilkokul ya, fay hattının üzerinde bir ilkokul nasıl olur? Bakıyorum, mesela Talas bölgesinde, Talas'ta fayımız var. Ben Talas'ta oturuyorum, fayımız var. Talas'tan geçen, Erciyes fayımız var. Yani fay hattının üzerinde binalarımız var. Öbür tarafta Erkilet'te aynı şekilde fay hattının üzerine binalar yapılıyor. Şehrin tam ortasından geçen bir fay var. Binalar yüzünden fayın tam şeyi de belli değil. Yeri belli değil. Yeri de belli değil. Ama binalar yapılmış. O olabilecek ilk depremde, yani o fayda bir kırılma olduğunda ne olacak o binalar? Yani depremin sarsıntısı yıkmasa bile atım dediğimiz şeyler var. Atım, şöyle diyeyim, bir parça olduğu yerde dururken diğer parçanın hareket etmesi. Atımdan dolayı mesela bir parça burada duruyor, diğer parça bir metre ileriye gidiyor. Ne kadar sağlam yaparsan yap, o bina ikiye ayrılıyor demektir. Ayrılacak da. Bunu engelleyemezsin. Yani çelik bile yapsan, çelik bile o atıma dayanamaz. Dayanamadığı için de yıkılacak o binalar. Evet. Yani bizim her şeyden ziyade deprem çantasına bir su koymaktan, düdük koymaktan, bir fener koymaktan veya cenin pozisyonunu öğrenmeden önce fay hattının üzerine ev yapmamayı öğrenmemiz evet. gerekiyor. Bu. 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 Yani, ama yapı yine de öğrenilmiyor. Yani bu çok çok göz ardı ediliyor. Çok endişe işte. Verici aslında. Çok endişe verici. Göz ardı ediliyor. Şimdi birçok vatandaşımız yayınımızı izliyor. Şimdi herkesin kafasında aynı soru işareti. Benim evimin altından fay hattı geçiyor mu mesela? Neyse ki ben şöyle diyeyim. Ben Talas'taki fay hattını bildiğim için çok az evin altından geçiyor.
Tam neresi? Ben de Talas'ta oturuyorum hocam. Yer olarak vermeyeyim. Yayından sonra konuşalım o zaman biz bunu. İzleyicilerimize de çok fazla bu konuda endişe vermeyelim ama. Çoğunlukla mezarlık ve yeşil alandan geçmiş durumda pay. O yüzden fazla sıkıntı yok. Ama birkaç binada, benim bildiğim birkaç binada fayın üzerinde. Evet. Her şeyden önce fay hattının üzerine ev yapmamakla başlamamız lazım aslında depremle mücadeleye. Evet. Öyle görünüyor. Yani hani az önce ben çözümüm var mı, önlenebilir dedim mi? İşte önlenebilir gerçekten. Yani biz oda olarak özellikle fay zonlarına bina yapılmaması için meclise önerge tasarısı verdik ama hiçbir şekilde kabul edilmedi. Çünkü maddi çıkarlara ters. Öyle diyeyim. Ne yazık ki şu depremi konuşurken yanında maddi çıkarları konuşmak yoran bir süreç bizleri. Bunu hiç konuşmak istemiyoruz ama ne yazık ki en büyük sebebin, en büyük şeytanlığında yine maddi kazanç olduğunu biliyoruz. Evet. Yarın bir gün insanlar büyük bir depremde insanların hayatında mal olması nasıl bir vicdani sorumluluk getirecek? O çok büyük bir soru işareti. Evet. Yani her zaman bu konuşuluyor yani, depremlerden sonra. Sizler de bazı şeyleri bile bile rahat uyuyabilmek. Evet. İnsanların bu konuda yani bir fayın üzerine bina yapıp da ondan sonra eve gidip rahat uyuyabilen bir insan bilmiyorum nasıl bir... Her şey yapabilir. Evet. Her şey yapabilir diyoruz. Peki az önce siz dediniz ki hocam bina sağlam olabilir ama zemin etüdü sağlam olmayabilir. Ama binada oturuyoruz, ne yapalım, güçlendirebilir miyiz? Yok. Temelini değiştirmek gerekiyor. Nasıl olacak peki temelini ya, değiştirmek? Şöyle diyeyim. Mesela zeminde sıvılaşma var. Evet. 30 metrede sıvılaşma var. Bu 30 metredeki sıvılaşma olduğunda bina aşağı doğru çöküyor demektir. Ve deprem anında salınım hareketi yapar bina. Yani deprem anında görmüşsünüz bina yan yatar. Kütle halinde. Evet. Bunun sebebi o. Salınım sağlam zemine basmıyor. Yumuşak zeminde salınım hareketi yapıyor, yan yatıyor. Zemininde sıvılaşma var. Bir tarafa çöküyor bina. Temeli değiştirip sağlam zemine kadar kazık çakılması gerekiyor. Evet. Kazık çakıldığında o bina yan yatmaz. Olduğu yerde şu hareketi yapar. Deprem anında. Zeminin etkisi burada ortaya çıkıyor. Yumuşak zemin, özellikle yumuşak zemin çok aşırı derecede dalgaları. Biz S şeklinde gider deprem, şu şekilde. Yani suya taşı suya dalgalı attığınızda dalga nasıl oluyorsa deprem de zeminde aynı hareketi yaptırıyor. Siz görmüyorsunuz. Tabii. Ama şöyle diyeyim, düz bir yerde durun. Deprem anında sizi bir metre havaya atar. Yakınsanız. Bir metre, bir buçuk metre havaya atar. O kadar şiddetli yani. O kadar şiddetli. Çünkü S dalgası yapıyor. Sizi fırlatıyor, bırakıyor. Böyle bir yer şekilde siz binanızı yumuşak zeminde yaptığınızda bu S dalgayı daha çok hissedersiniz. Ama sert zeminde ise uğultusunu hissedersiniz. Böyle kayaların birbirine sürtünmesinden kaynaklı uğultuyu hissedersiniz. Çünkü toplu halde sallanıyor değil mi? Az önce de söylemiştiniz. Şey yapıyor, sıkışıyor, şey yapıyor. Bunları duyduğunuz için siz deprem, sert zeminde çok büyük bir uğultu duyarsınız. Aşırı büyük bir uğultu duyarsınız. Ve o uğultadan da korkarsınız. Ben mesela Kayseri'deki en son yaşanan depremde ilk uğultuyu duydum, uyandım. Deprem başlamamıştı, uğultusunu duydum. Ondan sonra deprem başladı. Uğultuyu duymak çok endişe verici. Annem hep 99 depreminde uğultuyu duyduğunu anlatırdı. Ben orada hatıralarımda öyle bir şey var. Deprem hissettiğinde hiç uğultu değil, ben hep sarsıntı hissettim. Uğultu hiç duymadım, o çok endişe verici uğultuyla. Yani. Uğultu ilk başta ses geliyor çünkü. Ondan sonra deprem geliyor. Ses daha hızlı.
Evet. Hocam şimdi yatay ve dikey mimariler konuşuluyor. Biz işte özellikle dikey mimari Talas bölgesinde o ana yurt noktalarında evet. 13, 14, 15 katlı binaları görüyoruz. Onlar ne kadar sağlıklı peki? Bir defa hayatın Talas üzerinde... bölgesinin zemini sağlam. Sağlam mı? Evet, kayalık. Oradan yırtıyor. Evet. Sağlam zemin olduğu için kolonların kiriş bastığı yer sağlam olduğu için binanın yapacağı hareket belli. Evet. Ama sağlam olmayan zeminlerde daha değişiklik hareketler yapıyor. Yani sağlam zeminde binanın yapacağı hareket de sağlam olmayan zeminde binanın yapacağı hareketler farklı farklı. Evet. Son İzmir olsun, yine Malatya depreminde, o Erzincan depreminde, özellikle İzmir depreminde şu kare benim hafızamdan çıkmıyor. Bir evin kolonlarını kesmiş yani ve bir evi tamamen pencere yapmışlar, cam yapmışlar. Ne kadar sağlıklı duvarlardan arındırıp, kolondan ben arındırıp işte. Evi bir cam haline getirmek bir deprem esnasında. Vatandaşlarımız için soruyorum çünkü işte evin daha çok güneş ışığı alsın diye tamamen iki cepheyi cam haline getirenler var. Yani şöyle diyeyim. Davetiye çıkarmak mı? Üç tekerlekli araba sürmek gibi. Tekerleğin biri nasıl olsa çok tekerleğim var. Birisini çıkartayım, üç tekerlekli sürüm demek gibi bir şey. Bir kolonu kesmek. Evet. Yani sen o anda kazaya, afete buyur gel diyorsun. Buyur gel diyorsun. Ve fark ettiyseniz mesela İzmir depreminde depremin olduğu nokta Seferihisar'da. Evet. Seferihisar'dan Bayraklı'ya. Çok uzun bir mesafe, hiçbir bina yıkılmadı. Ama sadece Bayraklı bölgesinde bina yıkıldı. Sebep, Bayraklı bölgesinin zemini yumuşak. Diğer bölgeler sert olduğu için oraları es geçiyor deprem. Esas Bayraklı'da yıkım yapıyor. Yani bu yumuşak zemin, sert zemine en iyi örnek o. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm çalışmalarını da ben konuşmak istiyorum. Birçok bölgede, birçok belediye tarafından yine hakeza yine Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da yürütülüyor. Kayseri'de birçok noktada kentsel dönüşüm projeleri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce fayda verici mi? Tabii ki. Kentsel dönüşüm. Çünkü yeni metotlarla, yeni mühendislik metotlarıyla yapılan binalar gerçekten de sağlam. Ama çok az. Aması o. Evet. Yani bugün hala İstanbul'da 100 bin tane depreme dayanıklı olmayan bina konuşuluyorsa bu çok bir acı büyük bir gerçek. Üzerinden tam 23 yıl geçmişken bir de. Evet. Yani 150 bindi, 100 bine indirmişiz. 23 yılda 20 bin bina, 50 bin binayı anca düzeltmişiz. Çok acı ya. Türkiye bu kadar güçsüz değil bana göre. Evet. Yani ilk 10 yılda büyük bir atılımla tamamen kötü binalardan kurtulmalıydık biz. Bana göre. Evet. Çünkü mesela Cumhuriyet kurulmuş ilk 10 yılda yıkılmış bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak güce sahip bir insanlardık. 1930'lara geldiğinde ekonomimizi düzeltmiş, üretim esaslı bir ekonomiye geçmiş bir ülkeydik. 10 yılda bunları yaptık. Ama bakıyorsun 10 yıl geçti, 20 yıl geçti. Daha 50 bin daireyi, 150 bin daireden 50 bin daireyi sini yok etmişiz, temizlemişiz. Hala 100 bin tane dayanıklı olmayan binamız var. Ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde böyle. Türkiye'nin her yerinde 90'lardan kalma, 80'lerden kalma, 50'lerden kalma binalarımız bile var. Ya bunları değiştirmiyoruz. Evet, bunlar çok acı tablo.
Hocam artçı depremlere gelmek istiyorum ben. İşte deprem yaşanıyor, ardından da biz de bize haberlerde aktarıyoruz. Şu nokta büyüklüğünde bir deprem oldu, ardından da şu kadar artçı deprem meydana geldi diye. Nedir artçı deprem? Artçı deprem ana deprem olduktan sonra, yani ana kırılma olduktan sonra yerleşmeler oluyor. Yani mesela 5 şiddetinde deprem oldu. 5 şiddetinde deprem olduktan sonra ufak ufak boşluklar, ufak ufak hala sürtünmeler oluyor. Yani şöyle düşünün, şu zemin burada duruyor. Bu zemin 1 metre ileri gitmiş. Ama bu arada hafif hafif daha sürtünmeler var. Bu sürtünmeler artçı depreme neden oluyor. Çünkü daha hala yük var. Ufak ufak o yükler var. O yükler, yani ana yük bir anda atılıyor, çıkıyor. Ufak yükler hafif hareket ediyor. Mesela artçılar asla ana depremden büyük olamaz. Ha, büyük artçı oluyor. Ama asla büyük olmaz. Büyük artçının sonrasında yük çıkması diyeyim. Evet. Peki ne kadar süreli devam ediyor artçı depremler? Değişir. İki gün, depremin şiddetine göre depremin değişiyor. Şiddetine, kırılan parçanın büyüklüğüne. Ya bazı parçalar kilometrelerce kırılan parça olabiliyor. Bazı parçalar çok kısa olabiliyor. Derinliğine bağlı olarak değişir. Ama devam eder. İki gün devam eden olur. Üç gün devam eden olur. Bir ay devam eden olur. Bu şekilde değişiyor. Şimdi depremi konuştuk. Nedir, nasıl oluşur? Peki öncesi, anı ve sonrasını konuşmak lazım. Bu da çok önemli. Madem bazı önlemleri alamıyoruz, hazırlıklı olalım. Deprem öncesi neler yapılması gerekiyor? En başta sizler mesela en önemli konuyu konuştuk. Sağlam zemin, sağlam bina, fay hatlarına ev yapılmaması, zeminler çok önemli. Öncelikle bunu söylüyoruz. Depremden öncesi diğer vatandaşların alabileceği önlemler neler? Birincisi, deprem hakkında bilgili olmak. Evet. Yani ben özellikle ilkokullarda deprem dersi verilmesini, daha doğrusu deprem dersi değil de afet bilinci, değil mi? Bilinci, çocuklara afette ne yapması gerektiğini, panik yapmaması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini öğretilmesi taraftarıyım. Özellikle ilkokul çağında, çünkü bazı şeyler küçük yaşta öğrenildi mi sürekli bilinçte kalıyor. Büyüyünce öğrenilen şeyleri unutabiliyoruz. Evet. Ama küçük yaşta öğrendiğimiz şeyleri unutmuyoruz. Çocuklar bir de büyüklere göre daha çok ciddiye alıyorlar yapacakları işi. Evet. O bir gerçek. O bir gerçek. Yani mesela benim kızıma deprem anında ne yapacaksın, nereye gideceksin diye sorduğumda, ben sormasam bile başkası sorduğunda söyleyeceği cevap belli. Baba, şuradaki boşluğa çıkacağım, senin gelmeni bekleyeceğim. Asansör kullanmayacağım, merdivenden ineceğim. Bizim evin karşısında bir boşluk var, orada bekle diye öğrettim. Orada bekle kızım dedim. Ben veya annen gelecek dedim. Çünkü deprem anında insanlar bir nokta belirlemeliler. Buluşma noktası. Ve çocuklarımıza evden çıkmamızı gerektiğini öğretmeliyiz. Yani çocuk annem babam gelmedi diye evde bekleyecek. Artçılar devam ediyor. Ve bu yüzden artçı depremlerin yıktığı binalarda ölen insan sayısı da çok. Evet. Mesela en çok şu konuşuluyor, merdivenlere yönelmeyin, dışarıya çıkmayın. Doğru bir terim mi o zaman? Deprem anında kesinlikle merdiven kullanmayacaksınız. Evet. Daha doğrusu deprem anında olduğunuz yerde önlem alacaksınız. Evet. Mutfaktaysanız mutfakta, yatak odasındaysanız yatak odasında, banyodaysanız veya daha doğrusu dış duvara uzaksanız, dış duvara yakın bir yere gelip önlem alacaksınız. Deprem anında kıpır, deprem bitti. Ondan sonra merdivenden aşağı inip binayı boşaltacaksınız. Asansör gene kullanmayacaksınız. Evet. Çünkü asansörlerin deprem anında gerilmelerden dolayı lifleri kopuyor. Ve asansörün
deprem anında kopup aşağı düşme riski var. Deprem sonrası da var. Aynı risk taşıyor. Yani kontrol edilmeden o asansörün kullanılması bana göre çok çok tehlikeli. Ama biz depremden sonra da kullanıyoruz. Biz bu konuda biraz çok cahiliz. Evet, evet. Öncelikle bilinçlenmek çok önemli. Az önce sizler söylediniz, o zaman örneğin depreme evde yakalandık biz. Evdeki aslında konumlandırmayı da o zaman depreme göre yapmak lazım. Şöyle diyeyim. Mesela ben çocuklarıma her odada şu noktaya gelin, cenin pozisyonunu alın, bekleyin depremin geçmesini diye öğrettim. Her odada güvenli noktalar. Mesela mutfakta buzdolabı, çamaşır makinesi yanı. Dolap yakını değil, dolap üstünüze yıkılabilir. Yanı hemen. Yanı. Çünkü bu dolapsa bir şey geldiği zaman tam o üçgen olacak, arada kalacaksınız. Evet. Oturma odasında iki kanepenin arası. Evet. Veya mümkünse üç kanepenin arası. Çünkü kanepeler yük üstüne binecek ama kanepe size güvenli bir nokta. Yatak odasında yatağın yanı. Çocuk odasında yine yatağın yanı. Ama antrede, banyoda, tuvalette yakalanmayın. Hem deprem sonrası Allah göstermesin bina yıkılırsa size ulaşılması zorlaşıyor. Hem de birçok sizin yaşam oksijen ihtiyacınız da olacak. Onu karşılamayacak noktada olabiliyorsunuz. Evet. Mümkün olduğu kadar dış duvarlara yakın. Dış duvarlara yakın olup yani en son İzmir depremindeki şeyde kanıtlamış ki dış duvara yakın insanlar daha hayatta kalmış. Evet. İç duvar, yani içeridekiler daha çok ölüm olayı içeridekilerde olmuş. Evet. Çok fazla özellikle az önce hocam da söyledi, deprem anında sakın ha kaçmaya çalışmayın. Evet. Güvenli bir ortam bulmayı deneyin. İşte merdiven mesela zaman zaman depremlerden sonra afet görevlilerini, gönüllü kişileri ben burada konuk ettiğimde en çok neye rastlıyorsunuz dediğimde hep merdiven başlarında ölümlere rastlıyoruz. Kapı önünde. Kapı önlerinde. Kapı üstüne yıkılmış insanların. Hep kaçmaya çalışırken, depremden kaçmaya çalışırken oralarda yakalıyoruz. Aslında belki kendine güvenli bir alan oluşturabilse hayatta kalabilecekti. Yani deprem anında ayakta olmayacaksınız bir defa. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle ayakta olmayacaksınız. Ayakta olduğunuz mu zarar yani çok büyük zararlar görürsünüz. Mesela kolon üzerinize yıkıldığında ilk vücudunuza ama kolon bir kanepenin yanında kolonun üzerinize yıkıldığında kolon sizi kanepe sizi koruyacak. Kolonun yükünü bitirecek, şey yapacak, emecek. Bu tip şeylere dikkat etmek gerekiyor. Evet. Peki depremler ne kadar sürüyor? Bu zamana kadar mesela kaç saniye sürmüş uzun deprem o anları yani, var mı? 10 saniyede var, 1,5-2 dakikada var. 1,5-2 dakika. O kırılan payın uzunluğuna bağlı olarak değişiyor. Evet. Mesela Çin'de çok eski zamanlarda 9 şiddetinde bir herhalde deprem olmuş. Bir tane bir de şey bırakmamış, sağlam yapı. Ve çok uzun bir parça kırılmış. O kırılan parçadan dolayı çok uzun bir süre deprem olmuş. Yaklaşık 2-2,5 dakika olduğu söyleniyor ama kaç olduğunu eski zaman olduğu için bilinmiyor. Ve neredeyse Çinliler binaları farkındaysanız hep basit evet. Kolayca yıkıldığında öldürmeyecek şekilde. Japonların da öyledir. Eski evleri. Bina yıkılır üzerlerinde ama öldürmez. Eski binaları öyle. Neredeyse bambudan ev yapmışlar. Bambu üzerine yıkılıyor ama altından canlı çıkabileceği evler yapmışlar. Eski zamanda bile çözüm bulmuşlar. Evet. Biz hala yeni zamanda çözüm bulamıyoruz. Evet, çok önce. Deprem oldu. Depremin artık o sarsıntıyı bittiğini hissettiniz. Bundan sonra da bir toplanma alanı
Evet. Oraya yönelmek değil mi? Nasıl işlemeli süreç? Her bir aile evet. bir kendine toplanma alanı belirlemeli. Sonuçta deprem anında telefonlar çalışmayacak. Çalışmıyor. Kim nerede olduğu belli olmayacak. O anda nasıl buluşacaksınız? Evde de değilsiniz. Hiç kimse eve giremiyor. Bir toplanma alanı belirlemelisiniz. Her birey, her aile bireyi şurada buluşalım. Bunu 2 yaşındaki çocuğa, 3 yaşındaki çocuğa öğrettiğinde de çocuğun aklında kalıyor. 60 yaşındaki insanın da aklında kalıyor. Bir yer belirleyin. Ve mümkün mertebe bazı ihtiyaçlarınızı evde bir çanta hazırlayın. Özellikle su. Çünkü deprem anında en büyük sıkıntılardan biri su olacak. Evet. Su bulamayacaksınız. Çünkü altyapı çökecek. Altyapı çöktüğü için çeşmelerden su akmayacak. Susuzluk. Bir insan yemek yemeden 3-4 gün dayanabilir ama susuz bir gün zor dayanır. Evet. Su olmalı. Hı-hı. Su şart. Su şart. Yani evde muhakkak yediğinizde su olsun. Bir bidon olsun. Benim sürekli, bizim evde sürekli bir bidon yedek, hiç kullanmadığımız bir 5 litrelik olur. Yenisini alırız, bir tane yedeğe bırakırız gene. Onu da herkesin bilebileceği bir noktada evet. tedbir olarak bulunmalı. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş programda noktalıyoruz. Son olarak söylemek istediğim, biraz daha ciddiye alalım afetleri. Sadece deprem için değil. Sel için, rüzgar bile artık son dönemde afet oldu. Dün Ankara'da bir bayağı bir minareler yıkıldı. Kayseri'de de önceki dönemlerde evet, yaşadığımız şeyler. Buna karşı önlem almalıyız. Yani ben şöyle diyeyim, mesela karşımdaki binanın cam balkonunun düştüğünü gördüm. Allah göstermesin. Bir alttan geçen bir insanın kafasına düşse rüzgarla felaket olur. Evet. Yani bir şey yapılıyorsa sağlam yapılmalı. Sağlam yaptırdığımıza da dikkat etmeliyiz. Evet. Öncelikle insan hayatı, insan hayatı, insana değer diyoruz efendim. Ancak böyle çözülür galiba. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun ben efendim. Teşekkür ederim. Depreme dair bilgilendirme yaptığınız için, depreme dair bizleri bilgilendirdiğiniz için efendim. Türkiye'nin gerçeği deprem dedik. 99 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Acılar hala taze ama bilmediğimiz birçok nokta var. Ciddiye almadığımız çok nokta var. Önlem almadığımız çok nokta var. Sayın hocam da söylediği gibi sağlam bina, sağlam zemin, bunlar çok önemli. Sadece kendimiz için değil, bu binayı üretenler, bu projeleri tasarlayanlar, bütün insanlık için aynı önemi göstermeli diye düşünüyoruz efendim. Ticari kaygıları bir tarafa bırakıp akşam başınızı yastığa koyduğunuzda bir deprem olduğunda ben hangi aileyi yok edeceğim veya hangi aileye bunu yapmamam gerekti diye düşünmek de lazım. Biz depremin sonunda hayatlarını çalan müteahhitler diye başlık atmak yerine depremde bu binalar çok güzel yapılmış, depreme dayanıklı yapılmış diye konuşulması gerektiğini düşünüyoruz efendim. Türkiye'nin gerçeği depremi unutmamak lazım ve ona göre de önlem almak lazım diye düşünüyoruz. Gündem Özel'den bugünlük bu kadardı. Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri temsilcisi Mustafa Umut Özdemir bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.